Fatma Hanım'la Anne Yemeklerine hoş geldiniz. Bugün güzel, farklı sunumlu, şık, lezzetli, doyurucu tarifler paylaşmak istiyorum. Öncelikle yeşil kabak çorbamız var. Bunun tarifi detaylı olarak aşamalarını Fatma Hanım'ın Anne Yemeklerinde var. Oradan da ayrıyetten bakabilirsiniz. Domates soslu, burgulu makarna yapacağım. Ve yanına çok basit herkesin yapabileceği tavuk baget yapacağım. Ben buraya zaman kaybı olmaması için, oruç mübarek günde sizleri daha fazla sıkmamak için hemen böyle tavuk butlarımı güzelce yıkadım. Bazı kişiler yıkanmaz diyor, bazı kişiler yıkanır diyor tavuğu ama ben annemden, kayınvalidemden, büyüklerimizden gördüğüm şekilde yemeklerimi sizlerle yapıp paylaşmak istiyorum. Kendi kültürümüzün yemeklerini yansıtmak istiyorum. Tavuk butlarımı koydum. İçine bir tane soğan, bir diş sarımsak ve bir tane defne yaprağı, 3-4 tane de böyle karabiberi, top karabiber ettim. Daha lezzetli ve o tavuğun has bir kokusu var, onu gidermesi için. Bu burada suyunu çekene kadar şu an altını kıstım. Kısık ateşte pişiyor. Buraya da makarnam için suyumu koydum. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumu koydum. Bir yemek kaşığı sıvı yağı koydum. Bu da kaynamasını bekliyoruz. Evet, kabak ve soğanımı güzelce doğradım. Tencereme 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Şöyle bir kabakla beraber soğanlarımı biraz kavuracağım. Dediğim gibi bunun detaylı tarifi kanalımda var. Oradan takip edebilirsiniz. Şöyle biraz bunu kavururken diğer yandan da unumu kavuracağım. Evet, bu kavrulurken ben unumu kavuracağım. Evet, şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı koydum. Ve buradan 2 yemek kaşığı olacak şekilde şöyle unumu alıyorum. Ve biraz bunun rengi dönene kadar kavuracağım. Bu burada kavrulurken burada da kabaklarım, soğanımla şöyle biraz o çiğlikleri, çiğ kokusu gitmesi için biraz kavuruyorum ben. Direkt de yapanlar var ama biraz kavurduğumuz zaman lezzeti daha güzel oluyor. Evet, unumu biraz kavurdum. O un kokusu gitti. Ve burada et suyum var bir su bardağı kadar. Onu ilave ettim. Ve şimdi 4 su bardağı da normal su ilave edeceğim. Ve bu hazırladığım unlu karışımı şöyle kabaklarıma döküyorum. Burada şöyle biraz bu kaynayacak. Kaynayınca bir su bardağı sütüm var. Yarım su bardağı da isterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Yoksa ben normal ev yoğurdumdan, kendim ayarladığım ev yoğurdumdan katacağım. Yarım su bardağı da onu ilave edeceğim. Şöyle biraz bu kaynasın. Evet, şöyle biraz kaynadılar ve şuradan birazcık o sütle yoğurduma aldım ve şöyle onları da ilave ettim. Baştan da katabilirsiniz bütün malzemeleri ve iyice kabaklarım pişene kadar kapağını kapatıyorum ve tuzumu da ilave edeyim yeterince. Evet, çorbam, makarnam, tavuklarım olurken burada bir demet lokam var. Yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu var. Bunları ben güzelce sirkeli suda beklettim. 3-4 dal taze soğan var. Şimdi bunları güzelce kıyacağım. Burada böyle dilim dilim yapılmış peynirlerim var. Beyaz peynir. Çok zedelemeden, yani un haline getirilmemiş. Ortadan kırılmış ya da bıçakla böyle yapılarak yaptığımız ceviz var. Öncelikle bunları doğruyorum. Bunun da tarifi var aslında Fatma Hanım'la Anne Yemeklerinde. Cevizli peynirli roka salatası diye, oradan bakabilirsiniz. Evet, buraya bütün malzemeleri doğradım. Limon suyumu sıktım. Az önce söylediğim gibi şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar nar ekşimi yaptım. Yani aslında tarif var. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ilave ettim. Yeterince tuzumu ilave ediyorum. Ve servis anında yapacağım. Şöyle peynirlerimi ilave ediyorum. Cevizin birazını şöyle ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum.
Servis anında da sosumu dökeceğim. Evet, kabaklarım biraz piştikten sonra şöyle dereotumu da ilave ediyorum. Bunun da biraz pişmesini bekleyeceğiz. Çünkü bunları ben blenderdan geçireceğim. Ve şöyle lezzet vermesi için bir çay kaşığı kadar karabiber ekeceğim. Evet. Makarnamızın suyu da kaynıyor. Şimdi makarnamı ilave edeceğim. Şöyle güzel ilave ediyoruz. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. Kapağını kaynışık koyuyoruz ama kontrol edin. Taşmasın. Şöyle ara sıra bakın. Ara sıra da karıştırın dibine yapışmaması için. Evet, pişene kadar pişiriyoruz. Evet, şöyle bayağı bir kaynadı ve baktım kabaklarım pişmiş, yumuşamış. Şimdi bunu blenderdan geçireceğim. Evet, çorbamızın kıvamı bu. Çok koyu, çok duru değil. Blenderdan geçirdik. Ve tarifi verdim ama gene de detaylı bilgi bakmak, öğrenmek istiyorsanız Fatma Hanım'la anne yemeklerine bakabilirsiniz. Yeşil kabak çorbası diye orada var. Çorbamız hazır. Ben blenderdan geçirdikten sonra yine bir dakika böyle bakın bir kaynamasını sağlıyorum çorbalarımın. Sonra servis yapıyorum. Evet, tavuklarım suyunu çekti. Şimdi buna birazcık böyle tereyağı, bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ. Aslında kendi yağı var ama o lezzetini vermesi için şöyle çevirerek kızartın. Sonra baharatlarını ilave edeceğim. Evet, şöyle hemen bir yemek kaşığının içinde tereyağıyla sıvı yağını karıştırdım. Ve bakın hafif hafif böyle çevirerek, bir suyu kalmadı çünkü, tavuklarımın her yerini biraz böyle renginin dönmesini sağlıyorsunuz. Evet, içinden bu defne yaprağı ve soğanı alabilirsiniz istiyorsanız. Kalabilir de lezzet versin diye ama bunu anında zaten kullanmayacağım için şöyle alıyorum sarımsağı, soğanı, defne yaprağını ve şöyle güzelce her yerlerinin kızarmalarını sağlıyorum ara sıra çevirerek. Çok basit bir tarif. Herkesin yapabileceği bir tarif. Burada da makarnalarımı kontrol ediyorum. Şöyle. Biraz daha kaynaması lazım. Evet, şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar toz biber. Toz biber muhteşem yapışıyor tavuğa. Şöyle bir salt hissediyorum. Çok böyle zedelememek için. Kaşıkla değil de böyle sallayarak. Zaman zaman tabii kaşıktan da destek alabilirsiniz. İyi piştiği için parçalanmalarını istemiyorum, dağılmalarını. Şöyle güzelce her yerlerine bu baharatların geçmelerini sağlıyorum. Ve bu aşamada ben böyle yarım çay bardağı su katıyorum. Bu dibinde oluşan o lezzetin tekrar tavuk. Evet, kızaran pişen tavuklarımızı son anda şöyle kekiğimi ilave ediyorum. Ve beni şöyle bir sallattırarak bu kekiğin hepsine şöyle geçmesini sağlıyoruz. Tabi bazen şöyle çevirmemiz gerekebiliyor. Bakın, muhteşem bir tarif, harika bir lezzet. Ve tavuklarımız hazır. Makarnalarımı çiziyorum. Evet, makarnamın sosunu hazırlamak istiyorum. Domates sosunu bir yemek kaşığı kadar şöyle tereyağı ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Ve bunun erimesini bekliyorum. Ve ısınan yağımın içine sarımsaklarla domatesleri beraber ilave ediyorum şöyle. Evet, domateslerimiz bayağı bir suluymuş. Şöyle sularını biraz çekince, sarımsakları böyle sevmiyorsanız rendeleyebilirsiniz. Biz sevdiğimiz için normal doğradım ve domates sosu ama gene biraz böyle lezzet vermesi için şöyle karışık birer tatlı kaşığı olacak şekilde domates ve biber salçamı şöyle ilave ediyorum. Ve bu şöyle domatesin asitini alması için şeker ilave ediyorum. Baştan da katabilirsiniz.
Son anda da böyle şöyle bir çay kaşığı kadar karabiberimi ilave ediyorum. Yeterince tuzumu ilave ediyorum. Şöyle ve şöyle bir karıştırıyorum. Bir dakika kadar böyle kaynadıktan sonra domates tuzum hazır. Evet, ister servis anında makarnayı borcama döküp üstüne sosu dökebilirsiniz. İster böyle karıştırabilirsiniz. Yani tercih sizin. Şöyle tuzu zaten buraya kattık sosuna. Makarnanın kendini suyuna da ilave etmiştik. Yetersiz gelirse yine ilave edersiniz. Evet, ben kabak çorbasının servisini göstermek istiyorum. Hani serviste ne var ki demeyin. Şöyle güzelce servis yapacağımız kaselerimizin içine alıyoruz. Ve şöyle üzerine çok ufak olmamış böyle bıçakla ya da şeyle ezilmiş şöyle ceviz döküyoruz. Ve bir de tavuk servisini göstermek istiyorum. Çok olduğu için sunumu karıştırmamak adına sunum anında şöyle alüminyum folyoya şöyle sarıyorum bu saf kısımlarını ve domates soslu makarnamla şöyle servis ediyorum. Burada roka salatam sosum hazır. Burada ev yapımı yoğurdum hazır. Taş gibi bakın. Maşallah, subhanallah. Bunların her birinin roka salatasının, yeşil kabak çorbasının ve fırında yoğurdum ve bugünün bence prensi, şahı diyeyim, menüsü reyhan şerbeti. Bunun da videosunu paylaştım. Nasıl yapıldığını oradan bakıp takip edebilirsiniz. İftar ya da günün menüsü olarak nasıl, ne düşünüyorsanız menümüz hazır. Allah'ım tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Günahlarımızı affetsin. Ellerimize bereket, huzur versin. Her zaman, her yerde karşımıza iyi insanlar çıkarsın diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.